Ey müminler, binlerce yıldan beri değişmeyen hakikati siz de aynı şekilde anlatacaksınız. Ve şu anlatacağınız hakikat sonradan ortaya çıkmış, türedi bir dava değildir. Bir bid'at değildir. Aslında olmadığı halde sonradan ortaya atılmış yeni bir görüşten ibaret değildir. Siz aslında yeni bir dava ortaya koymuyorsunuz. Aslında siz bugüne kadar binlerce yıldan beri binlerce peygamberin, on binlerce peygamberin ortaya koyduğu davayı canlandırıyor, onu savunuyorsunuz. Yeni bir dava uydurmuyorsunuz, eski davanın devamısınız. Yeryüzündeki en eski davanın devamısınız. Sizin davanızdan daha hak ve sizin davanızdan daha eski bir dava yeryüzünde yoktur. Tevhidi savunan Müslümanlar, şu peygamber kıssalarında tevhidi gördükleri zaman kalplerine bir su serpilecektir. Peygamber kıssalarını okudukça bu davanın kendilerinden evvel çok üstün ve yüce insanlar tarafından savunulduğunu görecekler. Ben de demek ki Hazreti Nuh'un savunduğunu savunuyorum. Demek ki ben de Hud Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın savunduğunu savunuyorum. Demek ki ben de Hazreti İbrahim'in izinden gidiyorum. Demek ki Musa da benim anlattıklarımı benden 3000 sene evvel anlatmış. Demek ki Hazreti İsa da benim anlattıklarımı benden 2000 sene evvel anlatmış diyecekler, yollarına devam edebilecekler. Eğer Kur'an-ı Kerim bize geçmiş peygamberlerden bahsetmeseydi, biz kendimizi bu kadar güven içerisinde hissedemezdik. Davamızın doğruluğundan bu kadar emin olamazdık. Eğer Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerin aynı davayı aynı üslupla anlattıklarını bize anlatmasaydı, bu davanın dünyanın en eski davası olduğunu anlamayacaktık. Kur'an elbette ki tarih kitabı değildir. Ancak tarihten de bize malumatlar verir, bize gerektiği kadar. Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın davasının anlaşılabilmesi, önem verilmesi için ne kadar gerekiyorsa Allah Azze ve Celle o kadar tarihe gider.